Herkese selamlar dostlarım. Yeni başlayanlar için Binance vadeli işlemler serisi çekiyoruz ve şu an ikinci videodasınız. Eğer gerçekten vadeli işlemler ilginizi çekiyorsa ve buradan riskten uzak durarak para kazanmak istiyorsanız toplamdaki 13 videomuzu izlemeniz lazım. Peki bugün nelere bakacağız? Bugün arkadaşlar Binance Futures'ta hesap açma veya aktif etmeye bakacağız. Aynı zamanda da quiz cevaplarını değerlendireceğiz. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar ben Monte Crypto Kontu YouTube'da sizler için kripto paralarla ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olarak bizi takip edebilirsiniz. Videomuz şu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. İlk olarak hiç Binance hesabı olmayan bir kişi nasıl futures hesap açar veya vadeli hesap açar, buna bakacağız. Videonun ikinci kısmında daha önce Binance hesabı olan fakat hiç vadeli aktif etmemiş bir kişi nasıl aktifleştirebilir, bunu anlatacağız. Ardından vadeli işlemleri kullanabilmek için geçmemiz gereken quiz testlerine bakacağız. Bunların cevaplarını inceleyeceğiz. Son olarak da vadeli işlemler hesap aktif etmeyle ilgili sık sorulan sorulara bakacağız. Bunların cevaplarını vereceğiz. Eğer bir Binance üyeliğiniz varsa fakat vadelik defa açacaksanız videoyu biraz ilerletebilirsiniz. Zaman çubuğunda videonun kısımları var. Bir sonraki kısma direkt olarak geçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar eğer Binance üyeliğiniz yoksa video açıklamasında bulunan link üzerinden üye olabilirsiniz. iPhone'da veya Android cihazlarda Binance'in kendi uygulamasını indiriyoruz. Kendi uygulamasını indirdiğinize dikkat edin arkadaşlar. Bakın 246 bin kişi puanlamış. O zaman evet orijinal uygulamadır diyorum. İndire tıkladım ve uygulamamı indirdim. Ardından uygulamamı açtım. Bakın en üst ekranda kaydol veya giriş yap yazıyor. Bu sarı butona tıkladım. Buradan bir Binance hesabı oluşturuna tıklıyorum. Ben burada e-posta ile kaydolmanızı tavsiye ederim. Telefon biraz daha güvensiz kalıyor. E-postaya tıkladım ve burada bir mail adresimi girmemizi istiyor artık. Bilinç dışı mesaj içeren abone olun@gmail.com mail adresimi giriyorum. Şimdi burası arkadaşlar önemli bir kısım. Bakın referans kısmı isteğe bağlı diyor. Buna tıklıyorum. Buraya arkadaşlar QT81OOB0 yazdım. Bu benim referans kodum. Peki bunun size ne gibi avantajları var? İlk olarak garanti $30 ödül havuzundan yararlanabiliyorsunuz. Bununla ilgili link video açıklamasında var. Bunun dışında bizim dışarıya kapalı olan Telegram grubumuza girebiliyorsunuz. Mesela geçenlerde 2.29'dan aldığımız TIA yaklaşık %400, %500 arttı. Aynı zamanda da arkadaşlar komisyon indirimi kazanıyorsunuz. Eğer bunu burada giremezseniz bir daha da giremiyorsunuz. Bilginiz olsun dostlarım. Kabul ettim ve ileri kısmına tıklıyorum. Şimdi burada e-posta adresime bir kod geliyor. Bu kodu giriyorum arkadaşlar buraya. Ve arkadaşlar e-posta doğrulaması yaptıktan sonra da hesabıma giriyorum artık. Şimdi ikinci kısımda şunu anlatacağız. Daha önce bir Binance hesabınız var. Fakat vadeli işlemleri hiç açmamışsın. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu anlatacağız. Bakın şu an hesabım açık. Sağ aşağıda vadeli işlemler var. Buraya tıklıyorum. Arkadaşlar vadeli işlemleri ilk defa açarken karşınızda şöyle bir ekran çıkar. Referans kodu girmek istiyor musunuz diye. Eğer buraya %10 yazarsanız yani ü kullanmadan, u kullanarak eğer %10 yazarsanız az önce bahsettiğim 3 avantajdan da yararlanabiliyorsunuz. Hem otolar hem analiz grubumuz hem de komisyon indirimi. Eğer burada hiç böyle bir pencere açılmadıysa video sonunda sık sorulan sorular kısmında bunun cevabını öğreneceksiniz. Ve buraya %10 yazdık. Ardından Open Now'a tıklıyorum. Şimdi karşımıza şunu diyor. Vadeli işlemler biraz riskli bir işlemlerdir diyor. Ve senin bu potansiyel risklerini anlamanı istiyorum. Bu yüzden de seni bir test yapacağım diyor. Burada Start Now'a tıklıyoruz veya Türkçe ise Başlat kısmına tıklıyoruz. Şimdi ilk olarak karşımıza bir video çıkıyor. Size tavsiyem bu videoyu izleyin. Bu videoda çok güzel bilgiler var aslında. Videoyu izledikten sonra aşağıdan Start Quiz'e tıklıyoruz. Karşımıza 14 tane soru çıkıyor. Şimdi bu sorular İngilizce. Türkçe dil desteği eklendiyse Türkçe'de de görebilirsiniz ama genelde sorular İngilizce çıkıyor. Burada bu soruları kamera yardımıyla translate edip Türkçelerini öğrenmenizi tavsiye ederim ben size. Çünkü vadeli işlemlerde evet riskler vardır. Bunları bilmeniz değerli. Ama bunun dışında şunu da yapabilirsiniz. Herhangi bir yanlış cevaba tıkladığınız zaman zaten doğru cevap şuydu diyor ve yeşil olan yeri tekrar tıklayıp next'e veya ileriye basıyoruz. Bu şekilde 14 soruyu da geçebilirsiniz. Aynı zamanda doğru cevapları şu an zaten izlediğiniz videoda da görüyorsunuz. Hiç yanlış soru işaretlemeden doğru cevapları da seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada quiz kısmını geçerken de şundan bahsedelim. İzlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, kanala abone olan ve sabit yorumdaki tweet'i retweet yapan iki arkadaş bizden kişi başı 300'er TL kazanacaklar. Ve arkadaşlar quiz cevaplarını tamamladım. Benim vadeli hesabım açıldı. Şu an görüyorsunuz. Vadeli hesabımız açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de vadeli işlemlerde hesap açma kısmında sık sorulan sorulara bakalım. İlk sorumuz şu arkadaşlar. Şu çok karşımıza çıkıyor. Ya benim spot hesabım vardı. İlk defa vadeli açmak istiyordum. Vadeli kısmına tıkladım. Fakat sizin ref kodunuzu gireceğim yer çıkmadı. Ne yapmalıyım? Arkadaşlar bunun anlamı şudur. Daha önce Binance'e kaydolurken bir başkasının referans koduyla kaydolmuşsunuzdur. O yüzden zaten artık onun ref üyesisiniz. O yüzden bizde böyle bir kod çıkmaz. Bunun anlamı budur. Bunu düzeltme şansımız yok ne yazık ki. İkinci soru. Vadeli'de hesap açtık. Çok para kaybediyor muyuz? Paramız eksiye düşer mi? Borca girer miyiz? Hayır arkadaşlar. Vadeli'de paranızın eksiye düşmesi gibi bir durum yok. Borca girmeniz gibi bir durum yok. Üstelik sadece bütün pozisyonunuz erirse bile
vadeli cüzdanındaki paranız zarar görür. Spot hesabında herhangi bir zarara uğramazsınız. Üçüncü soru. Gerçek para kullanmadan vadeli deneyebilir miyim? Evet, gerçek para kullanmadan da arkadaşlar vadeli deneyebilirsiniz. Bununla ilgili bir demo hesabı açmanız gerekiyor. İlerleyen dönemlerde bununla ilgili video gelecek. Dördüncü ve son soru. Quiz sorularını yanlış yaparsam ne olur? Hesabım açılmaz mı? Aslında bunun cevabını az önce gördünüz. Fakat yine de cevaplayayım. Hayır, herhangi bir sıkıntı olmaz. Yeşil olanları tekrar işaretleyerek devam edebilirsiniz. Umarım anlaşılır olmuştur. Arkadaşlar, videoyu beğenerek daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsanız çok mutlu oluruz. Aklınıza takılan her şeyi sorun. Bu soruları siz sordukça biz yeni videoları hazırlarken bu soruların cevabını direkt içerecek şekilde videolar hazırlıyoruz. Bu sayede daha verimli de videolar çıkıyor. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.